İyi akşamlar. EkoTürk'tesiniz. Ana haber başlıyor. Akşam saatlerinde gelen bir haberle başlayacağız. İhracatçıya, bildiğiniz gibi hatırlayacaksınız, ihracatçı elde ettiği döviz gelirinin %25'ini kaynağından Merkez Bankası'na teslim etmek zorundaydı. Bugün itibariyle gelen yeni bir düzenlemeyle ihracatçı eğer kredi almak istiyorsa, krediden faydalanmak için yine dövizlerini TL mevduata geçirmek durumunda kalacak. Dolayısıyla bu iki anlamda ihracatçının elinde gerçek anlamda döviz sıkıntısı çekebileceği bir dönem anlamına geliyor. İhracatçılar bu konudan son derece rahatsız ama Merkez Bankası'nın ve Hazine'nin de yapabilecekleri sınırlı. Çünkü bakıyor Merkez Bankası ve Hazine, kimlerde döviz var? İhracatçı da var, bir de bankalarda var. Bankalardaki döviz vatandaşın dövizi olduğu için onları kullanma tasarrufuna sahip değil. Geride kalan ihracatçının dövizi, onu kullanma yoluna gidiyor. Bu dar boğazdan çıkıncaya kadar elbette bu uygulamalar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanı Londra'da ikinci günü devam ediyor ve yatırımcılarla bir araya geldi. Yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını anlattığını, enflasyon konusunda kafaların karışık olduğunu ama enflasyonun Türkiye'ye özgü koşullardan kaynaklandığını ifade ettiğini belirtiyor. Bugün ana haberde baştan sona Doktor Berra Doğaner bizimle birlikte olacak. OSTİM Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, ihracatçıya getirilen bu yeni kısıtlamanın neler yarattığını soracağız. Elbette elektrik, enerji faturalarıyla ilgili durumu da ayrıca konuşacağız. Borsa İstanbul'da keza konuşmaya çalışacağız. İlk haberimiz Cumhurbaşkanlığından. Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 dolayısıyla karantinada olduğundan açıklamaları bugünlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör Doktor İbrahim Kalın yapıyor. İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanının elektrik faturalarının yoğun ve vatandaşı zor durumda bıraktığının farkında ve bu durumu düzeltmek için, vatandaşın üzerindeki yükü azaltmak için olabildiğince çaba sarf ediyor ve düzenleme, yakın zamanda yeni bir düzenleme gelebilir dedi. Bu arada geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksınız, elektrik faturalarında az tüketenlere düşük zam, çok tüketenlere yüksek zam tarifesi uygulaması çerçevesinde 150 kilovat saate kadar olanlara düşük zam uygulaması gelmişti. Sonra bu 150 kilovat saat sınırı 210 kilovat saate çıkarılmıştı. Muhtemelen ya yeni bu limitin bir miktar daha yukarı çıkarma söz konusu olacak ya da bazı kalemlerden feragat edilerek zam oranı düşürülecek, daha düşük faturaların gelmesi temin edilmeye çalışılıyor. İbrahim Kalın'ın anlattığı bilgilerden yola çıkarsak. İki numaralı haberimiz, Odalar ve Borsalar Birliği'nden Rıfat Hisarcıklıoğlu. O da elbette elektrik faturalarından son derece rahatsız ama konutlardakinden değil, sanayicinin kullandığı elektrikten bahsediyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yüksek faturalar karşısında güç durumda kaldıklarını ifade ediyor ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı açıklamaları olumlu karşıladık. Umarız elektrik faturalarının düzeltilmesi ya da yükünün hafifletilmesi konusunda daha somut adımlar gelebilir dedi Rıfat Hisarcıklıoğlu. Londra'daki görüşmeler çok olumlu geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ikinci gününü tamamlarken birinci günde yaptığı görüşmelerin son derece verimli olduğunu açıkladı. İkinci gündeki görüşmelerinde keza verimli geçtiğini söyledi. Ve bu arada enflasyon konusunda kafalarda karışıklıklar olduğunu, Batılıların ya da Avrupalıların Türkiye'deki enflasyonu anlamakta zorluk çektiklerini, enflasyonun Türkiye'ye özgü bazı sebepleri olduğunu ifade ettiği yine bu yatırımcılara. Aracı kurumlar bundan böyle
Online yollarla da müşteri edinebilecekler. Bugüne kadar yüz yüze yollarla yapılabiliyordu. Sermaye Piyasaları Kurulu bir değişiklik yaparak, bir tebliğ değişikliği yaparak bundan böyle online, yani dijital yolla müşteri edinebilme ya da müşterilerle irtibat kurabilme yolunu açmış oldu. Fed'in faiz artırımı kredi riskini tetikleyebilir. Kim diyor bunu? Moody's söylüyor. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fed'in kredi süreçlerini dikkate aldığımızda faiz artışıyla birlikte döviz pozisyonu olan ülkelerin ve şirketlerin çok zor durumda kalacağına işaret etti. Özellikle Latin Amerika ülkelerinin ve Doğu Avrupa'nın gelişen ekonominin, yani Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya gibi ülkelerin zor durumda kalabileceklerine işaret etti. Şimdiden önlem almaları gerektiğini bildirdi ve hedge pozisyonlarını şimdiden yapmaları konusunda uyarıda bulundu. Goldman Sachs, 2022 sonunda altın $2,150'a kadar çıkacak diyor. Neden? Çünkü güvensiz piyasalar oluşmaya başlayacak. Bu güvensiz piyasaların oluşması sırasında da herkesin parasını daha güvenli alan olan altına yatırmaya başlayacağını, bu yüzden de altın fiyatlarının $2,150'ı göreceğini ifade ediyor, tahminde bulunuyor. Elbette Goldman'ın tahmini bu. Doğru çıkar çıkmaz bilemeyiz ama altın fiyatlarının bir miktar yukarı doğru gitmesi zaten kaçınılmaz. Yatırımcı, geride bıraktığımız ay itibariyle en çok nerede kaybettirdi derseniz onun sıralaması var. Hiçbir yerde kazanmadı bu arada yatırımcı, onu söyleyelim. Ama en az kaybettirilen yer Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'daki yatırımcı %8.10 kaybetti. Diğer kalemlerdeki kayıplar daha fazla. Örneğin Euro'daki kayıp en fazla, Dolar'daki kayıp da yine en fazla. Devlet iç borçlanma senetlerinde de %8.88'lik bir kayıp var. İhracat iklim endeksi iyileşmeye devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı aylık mutat ihracat iklim endeksinde 52.3'ün üzerindeyiz. 50 değer biliyorsunuz, eşik değer. Bu eşik değerin üzerinde kaldığı takdirde sorun yok. Nitekim ihracat iklim endeksi eşik değerin üzerinde yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. 52.3, ama geçen yılın aynı zaman diliminde 53'ün üzerinde bir ihracat iklim endeksi vardı. Geçen yıla göre daha kötü olduğunu söyleyebiliriz. İnşaat malzemelerinde ihracat rekoru geldi. İhracat %46.2 artarak $30 milyar üzerine çıktı. Ve önemli bir sorun, ilaçta kur güncellemesi en az 4 kez ya da 3 ya da 4 kez yapılmalı diyor. Kim söylüyor? İstanbul Türkiye Eczacılar Birliği. Türkiye Eczacılar Birliği, ilaçtaki sıkıntının azaltılabilmesi için mutlak surette kur güncellemesinin 3 ya da 4 kez yapılması gerektiğini söylüyor. Türkiye'de şu anda ilaç fiyatları şöyle belirleniyor. Avrupa'daki en düşük fiyat esas alınıyor ve bu en düşük fiyat en düşük kurdan hesaplanıyor. Devletin, kamunun, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bir kur üzerinden çarpılarak veriliyor. Bu da yıl sonuna doğru kur arttıkça, özellikle euro kuru arttıkça ihracatçı ya da üretici çok zor durumda kalabiliyor. Şimdi bunun önüne geçilebilmesi için yılda 4 kez güncelleme yapılması, yani her seferinde ayrı bir paritenin belirlenmesi gerektiğini söylüyor Eczacılar Birliği. Aksi halde ilaç darlığının önüne geçmemiz mümkün olamayabilir diyor. Çünkü son zamanlarda kanser, şeker ve benzeri ilaçların piyasada bulunmadığını biliyoruz. Bulunmamasının sebebi ithal edilen bu ilaçların cazip olmadığı ve yeterince karlı olmadığı, hatta zarar ettikleri gerekçesiyle ithalatçı firmalar bu yola başvuruyorlar. Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyonun sürmesini bekliyor. Christine Lagarde, önümüzde yüksek enflasyon patikası var, artık oraya doğru yürüyoruz. Ama Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizi artırımı konusunda henüz bir mesaj yok. Avrupa'da otomobil satışları salgın öncesi seyri yakalayamadı. Sebep ortada, bir çalkantı var, tedarik zincirinde kırılma var. Ayrıca çip krizi nedeniyle istenilen seviyede, istenilen doğrultuda olmadı ve üretim de yeterince gerçekleştirilemediği için hem otomobil piyasasında arz sorunu var hem de çip krizinin yarattığı bir üretim daralması söz konusu. Ve Avrupa Birliği en sonunda çip meselesini kökten çözmek üzere harekete geçti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, başta elektronik eşya olmak üzere otomobil, beyaz eşya ve her türlü cep telefonu ürünlerinde kullanılan çiplerin bundan böyle Avrupa Birliği'nin kendi imkanlarıyla geliştirilmesi, üretilmesi konusunda bir karar birliğine vardıklarını söyledi ve 2030'a kadar Avrupa Birliği'nin 15 milyar euroluk çip yatırımı yapması gündeme geldi.
Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı devam edecek. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in haberine göre, öngörüsüne göre Rusya yaklaşık olarak Avrupa'nın 1/3'lük gazını temin eden ülke tek başına, ama spot piyasada Avrupa'ya çok fazla yardımcı olmadığı için büyük bir gaz darlığı yaşandığını ifade ediyor. Ve Vladimir Putin NATO'ya uyarıda bulundu. Emmanuel Macron'la yaptığı görüşme sonrasında eğer herhangi bir şekilde Ukrayna NATO'nun üyesi yapılırsa ya da NATO'ya dahil edilirse bu savaş sebebidir. Dolayısıyla bize karşı savaş açmış olursunuz, bunu şimdiden ifade ediyoruz dedi Vladimir Putin. Rusya işgal ederse NATO karşılık vermeye hazır. Karşı atak geldi. Nereden? Amerikan Başkanı Joe Biden'dan. Eğer herhangi bir şekilde Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, ki Ukrayna'nın 1/3'ünü işgal etmiş durumda zaten biliyoruz, ama daha fazla işgal yoluna giderse NATO'nun cevap vereceğini söyledi. Sıcak savaştan bahsediyor. Sıcak bir savaşın olup olmayacağı konusunda elbette bir ihtimaller ortada, ama bunun sadece masadaki bir ihtimal olduğunu söylemekle iktifa edelim. Rusya işgal ederse Kuzey Akım 2 projesini de unutun dedi. Kuzey Akım 2 projesi Avrupa'nın gaz tedariği bakımından son derece elzem bir proje. Dolayısıyla Avrupa, yani Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayı yaparak bir anlamda kendi bindiği dalı da kesmeye devam ediyor. Ve son haberimiz futboldan. Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, futbol yayın ihalesine talebin çok yüksek olduğunu, 14 Şubat'ta tekliflerin alınacağını ve şu ana kadar 8 firmanın talepli olduğunu açıkladı. Evet, bugün de coşkulu bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul bugünü de yükselişle kapattı. Borsa İstanbul 100 endeksi %0.48 oranında artarak 2007 puandan tamamladı günü. 2000 puanın üzerinde uzunca bir süre kalabilirse buradan yukarı doğru gitme ihtimali var. Ama hatırlayacaksınız, son bir aydır Borsa İstanbul bu sınırın üzerinde, 2000 puanın biraz üzerinde ve biraz altında yolculuğuna devam ediyor. Acaba bundan sonraki yolculuğu ne olacak diye soracağız bugün. Doktor Berra Doğaner ile birlikteyiz. Ostim Teknik Üniversitesi öğretim üyesi. Berra Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl görüyorsunuz borsa? Böyle iki adım ileri bir adım geri ya da bir adım ileri bir adım geri. Çünkü hiç uzamıyor ve kısalmıyor. Yani hep aynı yerde kalıyor. Bu 2000 bandını bir türlü aşamadık. Yani 2000 bandının çok altına da düşmüyoruz. 1930'lar, 40'lar seviyesine kadar geliyor. Oradan tekrar yukarı doğru çıktığı zaman da 2100 bandına kadar geliyor. Oradan yukarı doğru gitmiyor bir türlü. Nasıl bir borsa eğilimi görüyorsunuz? Neden yükselmiyor, neden düşemiyor? Hani düşse en azından herkes bunu bilecek ve ona göre adımlarını atacak. Ama aynı zamanda ertesi gün hemen yükselebiliyor. Bu da yatırımcıyı çok zor durumda bırakıyor. Çok oynak ve nasıl söyleyelim, tahmin edilebilir, öngörülebilir bir borsamız olmadığını düşünüyorum ben bugünlerde. Çok haklısınız. Yabancı yatırımcı yokluğunda bu kadar oluyor diye özetliyorum ben. Geçen sene malumunuz çok güçlü ve ondan önceki senede pandemiden sonra çok güçlü yerli katılımı yaşamıştık. Bireysel yatırımcı sayımız arttı, içeriye giren kaynak arttı. Fakat bu içeriye giren kaynak, yeni yatırımcılarla beraber giren kaynak, yeni halka açılan şirketlere gitti ve yeni yatırımcıların, yeni kaynağın farkına varan şirketler bol bol da bedelli sermaye arttırımı yaptılar. Evet. Dolayısıyla bu kaynak o şekilde reel sektöre bir yönüyle geçmiş oldu. Ama artık ilave bu noktada artık enflasyonun artması, finansal çalkantılar, işte kurdaki istikrarsızlık, zararlar filan derken tasarruf sahibi biraz bu süreçten olumsuz etkilendi ve yine artık ilave, yani bunun borsayla bir ilgisi yok ama birçok alanda bazı yatırımlarından zarar etti yatırımcı. İşte kriptolara gitti, oradan zarar etti. Yüksek fiyatlı
döviz aldı, oradan zarar etti. Yani bir yolla tasarruflarının bir kısmını kaybetti ve artık ilave olarak borsaya yatırım sokmakta, kaynak sokmakta temkinli davranıyor. Kaynak girişi büyük ölçüde durdu diyebilirim. Bu nedenle de yabancının da olmadığı bir yerde, yerli yatırımcı da yeni kaynak sokmayınca endeks, sizin ifade ettiğiniz gibi, böyle yatay bir bantta sıkışık bir şekilde seyrini sürdürüyor. Satış da olmuyor, çünkü satsanız, Türk lirasına dönseniz ne yapacaksınız o kaynağı? Yani %50'ye yakın bir enflasyon var. %17 ile kur korumalı mevduat yapabilirsiniz. Bilemedin %20 ile korumasız mevduat yapabilirsiniz. Yani büyük bir fecaat aslında Türk lirasında kalan yatırımcı için. Yani dolayısıyla satış da yapmıyor. Alış için de ilave kaynak sokmuyor. Bu ara böyle bir sıkışıklık içerisindeyiz. Yurt dışının seyrine bağlı olarak da günlük hareketler yaşanıyor. Amerikan 10 yıllıkları çıktıkça orada borsalar düşerse bizde de bir satış geliyor. Oralar iyi olursa bizde de biraz bir alış geliyor. Ama bu bant henüz aşağıya da yukarı yönde kırılmıyor. Evet. Şimdi bu dediğiniz çok önemli. Yani yatırımcının gidebileceği yer yok, adres yok. O yüzden mecburen Borsa İstanbul'da yükselemiyor. Biraz önce verdiğim haberlerden bir tanesinde bu unsurun altını çiziyoruz. Ocak ayı en çok kazandıran ve en çok kaybettiren enstrümanlardan bahsediyoruz. Biliyorsunuz aylık olarak yayınlanıyor. Ve bu endekse baktığımızda Ocak ayında hiçbir enstrüman yatırımcısına para kazandırmamış. Yani Borsa İstanbul dahil. Sıralamayı bir okuyayım. Yani dehşet verici. Hiçbir yatırım. Yani paranız nereye yatırırsanız yatırın fark etmiyor. Her şekilde kaybediyorsunuz. Daha az kaybetmenin bir yolu var, o borsa. Çünkü Borsa İstanbul Ocak ayını %8.10'luk kayıpla geçirmiş. Brüt kayıptan bahsediyoruz. Mevduat faizi %8.33 kaybettirmiş. Külçe altın 8.81 kaybettirmiş yatırımcısına. Devlet iç borçlanma senetleri 8.88 kaybettirmiş. Euro 9.45 kaybettirmiş. Dolar da 9.62 kaybettirmiş. Şimdi bu durumda yatırımcı olsanız, yani paranızı saklayacak yer bulamazsınız. Ne yapmanız gerekiyor? İşte en kolay yoldan stoklayabileceğiniz bir ürüne yatırırsınız. Ne, hangi ürünün fiyatı artıyor diyelim? Bakır artıyor değil mi? Eğer tabii uluslararası piyasada trade ediyorsanız elbette. Yoksa sıradan 3-5 kuruşu olan ve birkaç hisse senedinde değerlendiren ya da köşede bucakta biraz altının biraz dövizin bulunsun diyenler için geçerli değil bu. Büyük montanlı trade edenlerin şu anda yöneldikleri tek yer stoklar, yani emtia stokları, endüstriyel emtia ya da tarımsal emtia. Bunun dışında gidebilecekleri hiçbir yer yok. Bu trade eden büyük ticari yatırımcılar için sözüne ettiğim bu durum. Ama sizin için, bizim için, vatandaşlar için, yani sokaktaki insan için maalesef işte biraz önce verdim oranları. En iyisi Borsa İstanbul, o bile 8.10 kaybettirmiş. Bu durumda para gerçekten avuçta durmuyor. Yani para kayıp gidiyor diye düşünüyorum. Ne dersiniz, ne yapmak lazım? Evet, öncelikle bu rakamların reel getiriler olduğunu vurgulayarak tabii başlayalım. Çünkü nominal olarak böyle kayıplar yok işte. Evet. Euro %9 düşmedi, yerinde sayıyor o da bu 20 Aralık tedbirlerinden beri. Veya dolar da aynı şekilde düşmedi veya endeks de %8 düşmedi. Ama öyle bir enflasyon geldi ki Ocak ayında. Silip süpürüyor. Enflasyondan tabii arındırdığınızda sizin ifade ettiğiniz eksi 8, eksi 9 gibi aylık, bakın yani o kadar kuvvetli bir kayıp ki bu. Yani reel olarak bir ayda tasarruflarınızın getirisi bu kadar eksiye maruz kalmış oluyorsunuz. Şimdi burada siz de çok güzel toparladınız zaten. Bu sene kazandıran herhangi bir enstrüman yok, çok da zor olacak. Bütün bir sene biz portföy yöneticisi, portföy yönetim şirketi sahibi, genel müdürü, portföy yöneticisi arkadaşlarımızla da diyalog halindeyiz. Onlar da yani en profesyoneller bile diyeyim. Evet. Bu sene getiri sağlamanın çok çok zor olduğunu ifade ediyorlar.
Bir tek belki biraz finansal okuryazarlığa katkı açısından şunu ifade edeyim. Dediğiniz gibi emtialar iyi gidiyor bu ara. Alüminyumdan tutun demirden, petrolden, hani pek çok endüstriyel emtia. Kahveden kakaoya kadar, evet, pek çok başta yere. Ve evet, gıda emtiaları da aynı şekilde. Biz de bu emtialara yatırım yapılabilecek yatırım fonları var. Finansal okuryazarlığa katkı anlamında söylemek istediğim buydu. Evet. Portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilen alternatif yatırım fonları kategorisinde söyleyebileceğimiz işte kakao fonu veya gıda emtiaları fonu veya endüstriyel metaller fonu gibi bazı yatırım fonları var. Yatırımcı tabii yüksek riskli bunlar. Bu arada bunu da ifade etmeliyim. Tabii. Hani bugün böyle çıkıyor, yarın parasal sıkılaşma ile beraber belki bu emtialar da çok ciddi şekilde değer kaybedecek. Ama hani bir bakmakta, incelemekte, kendi risk profiline uygunsa yatırımcıların belki bir miktar yatırımlarını oraya sevk etmelerinde fayda var. Bunlar döviz cinsinden yatırımlar. Dolayısıyla sadece emtianın kendi getirisinden etkilenmiyor, bir de kurdaki değişikliklerden de etkileniyor. Ama en azından bir bakılabilir, incelenebilir. Belki portföyün küçük bir kısmı konabilir ama bunlar nitelikli yatırımcılar için daha uygun ürünler. Hani Ayşe teyze ne yapsın dediğinizde Ayşe teyzenin çok da yapabileceği bir şey yok. Bu arada bugün çok güldüğüm bir karikatür geldi. Şey diyor, işte Ayşe teyzeler toplanmışlar, bir gün yapıyorlar. Aralarında şöyle bir konuşma geçiyor. Biz artık altın günü yapmıyoruz, doğalgaz günü yapıyoruz. Evet. Her hafta birimizin evinde toplanıp doğalgaz faturamızı azaltıyoruz. Gittiğimiz evde ısınıyoruz şeklinde. Yani hakikaten Ayşe teyze şu anda bayağı güçlüklerle boğuşuyor. Evet, çok doğru. Evde tabii vakit geçirenler de battaniye günü yapıyor olabilirler. Çünkü orada da ısınmanın yolu bir hayli zor. Hakikaten çok zor. Koşulların çok zor olduğunu görüyoruz. Şimdi şunu soracağım. Bu ayın en az, işte en çok kaybettiren enstrümanlarını saydık. Şubat ayında da benzeri bir tablo ortaya çıkacak. Şubat ayındaki tablo Ocak'taki kadar rigid olmayabilir. Yani çok yüksek olmayabilir. Bunu biliyoruz. Çünkü Ocak ayında çift haneli bir enflasyon geldi. Kucağımızda bulduk ve o reel bütün getiriyi aldı götürdü. Şubat'ta da yine yüksek. Elbette çift haneli olmayabilir. Muhtemelen yine çok yüksek bir enflasyon gelecek. Bu durumda yatırımcı nereye bakmalı? Hani yine en az kaybettirene bakarak mı yürüsün? Yoksa yine biraz önce sözünü ettiğiniz bu finansal okuryazarlıktaki dersinize mi dönelim? Yani bu sene için dediğim gibi yatırımcının çok çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Şöyle düşünecek, son iki senenin ortalamasında ne yaptım diye gönlünü bir parça ferahlatmaya çalışacak. Geçen sene fena değildi getiriler. Evet. Hem döviz tarafında hem diğer enstrümanlarda. İşte iki yılın ortalaması gibi bakacak. Bu noktada biraz zor yani. Ne yaparsa yatırımcı bu sene reel getiri elde etmesi çok güç. Gene de portföyünü dağıtsın. Yani mutlaka söyleyeceğimiz bu. Portföyünü dağıtsın. Daha uzun vadeli baksın. Bir parça hisse senetlerine yer versin. Bir parça iyi yönetilen yatırım fonlarına geçsin. Ya gerçekten TEFAS diye bir platform var. TEFAS. Evet. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu. Burada bütün yatırım fonlarının hem yatırım stratejilerini hem getirilerini izleyebiliyorsunuz. Yani hakikaten arada doğru seçimlerle bir parça sizi koruyabilecek fonlar çıkabiliyor. Arbitraj fonları var, algoritmaları kullanan fonlar var. Sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece seçeceksiniz onu. Yani kendiniz bir algoritma ya da kendiniz bir alım satım işlemi gerçekleştirmeyeceksiniz ama
hani %20 değil de %30 kazanabilmek için yıllık bazda söylüyorum. Evet. Yani %17 ya da 20 mevduat faizi yerine %30'lu seviyelere yükseltebilmek, paranızı bir parça daha koruyabilmek için. Yine tam olarak enflasyona karşı koruyamasanız bile bir parça daha arttırabilecek. Bu TEFAS'ı çok kurcalasınlar. Oradan fonlara, risk düzeylerine, getiri düzeylerine baksınlar. Ha, bu arada da aslında yatırımcıyı en fazla koruyacak şey enflasyona endeksli enstrümanlar. Evet. Bunlar var. Hatta bu yeni hazine... Kur korumalı mevduatı öneriyorsunuz herhalde, değil mi? Hayır. Kur korumalı mevduat değil. Enflasyona endeksli tahviller. Devlet tamam, zaman evet. zaman bunları ihraç ediyor. Fakat daha çok bu bankaların kendi portföyünde kalıyor. Bankalar giriyorlar, alıyorlar ve çok da yatırımcıya bunları satmıyorlar. Tabii yatırımcının parasını 17-20 faizle mevduat olarak toplamak bankanın çok daha işine geliyor. Diğer taraftan kendisi gidiyor o kaynakla enflasyona endeksli devlet iç borçlanma senedi satın alıyor. Yani %48 çıkmışsa %45'le, %44'le neyse getiri elde etme imkanı oluyor. Aslında bireysel yatırımcıyı da enflasyona karşı en fazla koruyacak olan şey enflasyona endeksli bu tür ürünler. Yani keşke hazinemiz bankalara değil de bireysel yatırımcıya hitaben böyle enstrümanlar çıkartsa hakikaten çok çok büyük ilgi görür. Evet. Bence de aynı kanaatteyim. Tabii orada hedef işte dövizdeki çözülmeyi biraz hızlandırmak, ona çaba göstermek istiyor Hazine ve Maliye Merkez Bankası. Bugün de gelen bir karar var, onu da konuşalım isterseniz. Biliyorsunuz ihracatçı ile ilgili geçmişte bir karar alındı bundan bir süre önce. İhracatçı kazandığı dövizin %25'ini kazandığı gün otomatik olarak getirip Merkez Bankası nezdinde bir hesaba yatırmak zorunda. Yani kaynaktan mahsup ediliyor, öyle söyleyelim. Hiç eline geçmiyor bile o para, %25. Bugün yeni gelen bir karar var. Eğer ihracatçı kredi almak istiyorsa elindeki dövizini TL'ye çevirdiği takdirde döviz kredisine kavuşabilecek durumda. Bu da ihracatçının neredeyse kıpırdayamaz hale gelmesine sebep oluyor. Bunu anlayışla karşılıyorum. Şu bakımdan anlayışla karşılıyorum. Şimdi devlet bakıyor, bir döviz krizi var, değil mi? Yani dövizini çoğaltması gerekiyor. Bunun için de dövizin bol olduğu yerlere bakıyor. Dövizin bol olduğu iki yer var. Bir tanesi bankalar, öteki de ihracatçılar. Şimdi bankaların elindeki para vatandaşın parası, dolayısıyla onun üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Geride kalan ihracatçının elindeki döviz, dolayısıyla onu bir süre için bu şekilde kullanmak istiyor. Ben yani hani çaresizlikten başvurmuş bir yöntem olduğu için hak veriyorum, böylesi dönemlerde kullanılabilir. Fakat bu ikisi arka arkaya gelince gerçekten ihracatçılar açısından zor bir mevsimin başladığını düşünüyorum. Hem kaynaktan %25'ini alıyorsunuz, sonra dönüyorsunuz, diyorsunuz ki kalanı da çevirirsem ben sana ancak o zaman kredi verelim, yoksa kredi yok diyorsunuz. Bu ciddi bir bence ikilemde bırakıyor ihracatçıyı. Evet, şöyle söyleyeyim. Önce birinci düzenleme, daha önce gelen ihracat bedelinin %25'ini bozdurma konusu. Bunu bozduruyor ihracatçı. Fakat hemen akabinde ithalat gereksinimi varsa, ki var, bizim ihracatımızın önemli bir kısmı ithal girdiyle yapıldığı için, dönüp tekrar alıyor bunu. Yani alamayacak diye bir şey yok. Orada ihracatçıya önemli bir maliyet oluşuyor. Yani alım satım kurlarından kaynaklı ve bankaların uyguladığı o aradaki komisyondan, tarifeden vesaire. İhracatçı şirketlerin üzerinde bir yük oluşturdu. Karlılıklarını azalttı. Bunu böyle bir tarafa koyalım. Bugün gelen reskont kredileri için bir kere onu söyleyelim. Yani her tür kredi de bu şart yok. Evet. Bu düzenleme diyor ki, öncelikle reskont kredisi reskont. Nedir? Onu bir konuşalım. Lütfen. Reskont kredisi ihracatçılara ya da döviz kazandırıcı faaliyette bulunan firmalar için uygun maliyetli bir finansmanla Merkez Bankası desteğiyle kullandırılan krediler demek. Yani bankanın
kendi kaynağından kullandırdığı bir kredide TL'ye dönüş şartı yok. Bunu karıştırmayalım. Evet. Bu reskont kredisi özel bir kredi türü. Merkez Bankası'nın buna ilişkin bir uygulama yönetmeliği var. Hatta bunu da kısa bir süre evvel değiştirmişti. Ekim 2021'de değiştirmişti. 30 milyar dolarlık bir reskont kredisi miktarı belirlemişti Merkez Bankası. Ve demişti ki bunun 20 milyar dolarını Türk Exim Bank ihracatçıya kullandıracak, 10 milyar dolarını diğer bankalar kullandıracak. Evet. İhracatçı şirketler, hatta net ihracatçı şirketler bunu kullanabiliyor. Yani ihracatı ithalatından en az %10 fazla olan, net ihracatçı olan şirketler bu düşük faizli ihracat reskont kredisine başvurabiliyorlar. Şimdi demiş oluyor ki Merkez Bankası, eğer ben sana ucuz maliyetli kredi kullandırıyorsam ihracatçı olarak reskont kredisi, sen bunun kullandığın kısmının Nisan'a kadar %10'unu, Nisan'dan sonra %20'sini Türk lirasına döneceksin. Hayır, bu da ne yapıyor? Aslında o kredinin maliyetini arttırıyor. Çünkü Türk lirasına dönecek ihracatçı, sonra belki gene döviz alacak onunla. Yani yine arada bir döviz arbitrajından ötürü maliyet unsuru oluşacak. Yani bunlar aslında bir parça zorlama konular. İhracatçı da bundan hakikaten yoruldu. Madem böyle bir kaynak var, ihracatı desteklemek için dünyada her ülke reskont kredileri kullandırıyor, ihracatı destek kredileri kullandırıyor, düşük faizli, hatta sıfır faizli. Bizim ihracatçımız da bunu hak ediyor tabii. Şimdi ilave bir maliyet bu ihracatçılar için, doğal olarak hoş da karşılamıyorlar, öyle söyleyeyim. Evet, maalesef. Peki şimdi bu durumun yol açtığı ya da yol açacağı sekonder bir etkiye değineceğim. Eğer bu böyle devam ederse, yani ihracatçının elindeki dövizini oradan buradan böyle hani tırnaklamaya kalkarsanız, bir süre sonra ihracatın hızı kesilecek. Zaten onu görüyoruz biz. Ona ilişkin bir rakam var. İstanbul Sanayi Odası'nın biliyorsunuz ihracat iklim endeksi var, aylık açıklanan. İhracat iklim endeksi Ocak ayında 52.3 geldi. Oysa bir önceki Aralık'ta 53.9, arada 1.6 puanlık bir fark var, gerileme anlamında. Ama yine de 50 değerinin üzerinde kaldığı için fena değil diyoruz. Çünkü 50'nin altına düşmedikçe ihracat iklim endeksi iyi sayılabilecek noktada. Bu 1.6 puanlık düşüşün sebeplerinden birinin mesela ihracatçının bu kaynağında mahsup edilen %25'lik dövizi olduğunu düşünüyorum. Bir de bu yeni gelen unsur da ilave edilirse, reskont krediler de ilave edilirse ihracatçı bu defa daha zor ihracat yapmak durumunda kalacak. Çünkü yani paraya ulaşmakta, finansmana ulaşmakta hep böyle önüne bariyerler konuluyor. Acaba bu ihracat iklim endeksinin gelecek ay, tabii 50 sınır değerinin altına düşebileceğini tahmin etmiyorum ama çok zayıflayabileceği anlamına gelebilir mi? Ya da zayıflatır mı size göre? Evet, büyük ihtimal bu son açıklanan endeksin %1.6 düşüşü ihracat bedellerinin %25'inin Türk lirasına dönme zorunluluğundan kaynaklanmıştır. Muhtemelen benzer bir düşüş %1.6 olmasa bile, çünkü tüm ihracatçılar kullanmıyor reskont kredisini, biraz daha sınırlı, belki %1 civarında bir düşüş daha görme ihtimalimiz var bu yeni düzenleme nedeniyle. Çünkü bir sonraki aya yansıyacak bugün gelen bu reskont kredilerindeki tabii Türk lirasına dönüş kuralı. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki ayda bu endekste bir düşüş görme ihtimalimiz söz konusu. Evet. Peki gelelim elektrik faturalarına. Şu anda hararetli biçimde bu tartışılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu elektrik faturası meselesinin çözülmesi gerektiğini söyledi. Daha doğrusu hani faturaların çok kabarık geldiğini ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ondan önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Profesör İbrahim Kalın bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı bu mesele üzerinde çalışıyor. Yükü hafifletmek için bir şeyler yapacak. Buna ilişkin hazırlıklarımız sürüyor dedi. Ama
İbrahim Kalın'ın sözünden şunu anlıyoruz. Daha çok konutlar için, yani vatandaşlar için. Sanayi için ayrı bir düzenleme yapılabilir mi? Bunu bilemiyorum ama ben konutlar için olan bölümüyle ilgili şunu söyleyeceğim size. Siz ihracat sanayi için olan kısmıyla ilgili de ayrıca ilave edecekleriniz varsa onu dinlemek isterim. Şimdi son düzenleme şuydu. Şöyle bir kademelendirme getirdiler. 150 kilowatt saate kadar olan elektrik tüketimlerini %50 zamlı olarak uyguladılar. 150 kilowattan fazla olanlara çok yüksek bir zam uyguladılar, %120'nin üzerinde. Sonra baktılar ki 150 kilowatt saat çok kolay aşılıyor. Çünkü evde bir tane buzdolabı, bir tane televizyon, bir tane de elektrikli alet varsa zaten o 150 kilowatt saati hemen aşıyorsunuz. Yani dayanmıyor. Bunu 210 kilowatt saate çıkardılar. Benim yaptığım bir hesap var. Yani benim yaptığım hesap derken elektrik mühendisleri odasının yaptığı bir hesabı aktarıyorum size. Şu anda Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin minimum elektrik tüketimi hiçbir şey yani ekstra bir harcama yapmasa bile 230 kilowatt saatin üzerinde. Bu şu anlama geliyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı 230 kilowatt saat limitine getirebilir. Bu dolayısıyla 4 kişilik bir ailenin refah seviyesinin daha fazla aşağı gitmesine engel olabilir. Yani benim aklıma gelen düzenleme bu. Başka bir şey de olabilir. Bu yapıldığı takdirde konutlar rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Hem bu meseleye bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Hem de sanayide neler yapılabilir? Çünkü Rıfat Sarcıklıoğlu diyor ki, küçük ve orta ölçekli işletmeler özellikle çok zor durumda. Fatura yükü çok fazla, bunun azaltılması lazım diyor. Orada ne yapılabilir diye sormak istiyorum size. Yani sübvansiyonla dair olmak üzere her şeyi konuşabiliriz. Evet, aslında belki de iki değil, üç kategoriye ayırmak lazım. Konutlar, yani hane halkı, sanayi ve esnaf. O da apayrı bir kategori. Ben üçünde de değerlendirme yapmak isteyeceğim. Yani her şeyden önce ekonomik koşulların bu kadar ağırlaştığı bir ortamda elektrik gibi her şeyi etkileyen bir üründe daha iyi bir analiz yapılarak bu zamların uygulanması gerekirdi diye düşünüyorum. Bakın zamlandı. Şimdi hane halkı tarafını konuşuyorum öncelikle. Evet. Zam geldi. Sonra bir tur düzenleme yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı çıktı. İşte o bahsettiğiniz kilovatın bir miktar daha artacağını söyledi Şubat ayından itibaren. Ama o düzeltme görüldü ki sadece 40 lira 50 lira gibi her bir evet. faturada. Evet, tam çok rakamı söyleyeyim. 47 lira. Evet. Evet. Yani evet. Evet. Çok yetersiz bir düzeltme oldu. Ha, baktılar gene olmadı. Şimdi bir daha bir düzeltme yapılıyor. Bu kez sizin ifade ettiğiniz gibi 230 kilovata çıkarılacak. İyi de bunu baştan analiz edip ona göre yani bu kadar tepkiye, bu kadar üzüntüye sebep olmadan yapılması gerekirdi açıkçası. Ya da işte biz yaptık hani tepkilere bir bakalım gibi mi düşünüldü tepki yüksek geldiği için adım adım geri çekilme gibi bir yöntem galiba izleniyor. Belki de tepki ölçülmek istendi. Yani ben çok çok uzun zamandır ilk defa çeşitli şehirlerde hane halkının ellerinde elektrik faturalarıyla sokağa döküldüğünü gördüm. Evet. Türkiye'nin birçok yerinde. Yani hiç tabii gerek yoktu bunlara. Daha iyi çalışıp bu bahsettiğiniz 230 kilowatt konusu yapılabilirdi. Kilowatt saat konusu yapılabilirdi. Şimdi ikinci kategori bence Rıfat Sarcıklıoğlu'nun küçük sanayici KOBİ üreticilerden bahsediyor daha çok ama bir de esnaf kategorisi var. Tabii. Hakikaten yani o sanayici kategorisine çıkmamış. Yani bugün dükkanının anahtarını çeviren herkes, her iş yeri, terzi olsun, fırın olsun, elektrik masrafı ile karşı karşıya ve tamamı hakikaten çok çok daha yüksek. Yani konuttakilere göre daha yüksek elektrik tüketimi olduğu için evet. o artan oranlı tarifeden çok daha fazla etkilendiler. Konutlar 1'e 2, 1'e 3 oranında fatura aldıysa esnaf 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 düzeyinde neredeyse yüksek faturalarla karşı karşıya
kaldı ve bunu fiyatlarına yansıtma konusunda da sıkıntılı. Hani bir ekmeğin fiyatını nereye kadar arttıracaksınız? Verdiğiniz hizmetin fiyatını nereye kadar arttıracaksınız? Daha da çok arttığında zaten alım gücü düştüğü için bu kez iş yapamaz hale geliyor firmalar. Dolayısıyla orada da çok önemli bir handikap var ve üçüncü kategoride tabii ki sanayi. Hani neresinden bakarsanız bakın sanayide %200'ü aşkın bu tür girdilerde fiyat artışları var. Sanayici de bunu tam olarak fiyatlarına yansıtamıyor. İşte üfe tüfe farkı da buradan çıkıyor. Üretici fiyatları çok çok daha yüksek artıyor. Tüketici fiyatlarına bir ölçüde yansıyor. İlla hepsi yansıyacak demek de değil bu arada ama büyük de bir makas ve baskı oluşuyor. Ne yapılabilir? Ben çok bir şey yapılabilme noktasında da olmadığımızı düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim. Hani konutlarda bunun çok daha fazla kişiyi etkilediği, hane halkını etkilediği için bir takım adımlar atılıyor ama ben bilmiyorum sanayide düzeltme yapma ihtimali var mı? İnşallah olur diyelim. Geri çekilmesi, biraz sübvanse edilmesi ama evet. Çok gidişatı o yönde de görmüyorum. Evet. Yani İbrahim Kalın'ın açıklamasına bakarsak sanayide de bir küçük düzeltme gelecek gibi gözüküyor. Yani konutlarda olacak o kesin. Çünkü sizin biraz önce verdiğiniz bu doğalgaz günleri karikatürü doğru. Hakikaten öyle. Yani insanlar neredeyse doğalgazı yakmadan idare etmeye çalışıyorlar. Çünkü çok amaçlı kullanılıyor. Yani ısıtmada kullanılıyor, işte banyoda kullanılıyor, bulaşıkta kullanılıyor, pek çok yerde kullanılıyor. Bu yüzden birini yapmıyor ya da ikisini yapmıyor. Sadece tek amaçla kullanıyor. İşte sadece gece yatarken açıyorlar. Dolayısıyla sıfır bir şeyle, emisyonla hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz maalesef. Şimdi son 7-8 dakikamız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra temaslarını konuşmak istiyorum sizinle. Nurettin Nebati 2 gün boyunca iş adamlarıyla, iş insanlarıyla, şirketlerle, yatırımcılarla bir araya geldi. Onlara Türkiye ekonomisini anlattı. Şu son dönemdeki uygulamaları anlattı ve bu uygulamaların onlar tarafından anlaşıldığını söyledi. Enflasyon konusunda kafalarının karışık olduğunu ifade etti. Onu da Türkiye'nin kendi koşullarının özgülendiği bir duruma bağlı olduğunu ifade etti. Yani kendi koşullarımızdan kaynaklanan bir durumdur dedi. Bunu tabii çok açıkça bilmiyorum. Hani nasıl anlattığını bilemediğim için üzerinde yorum yapamıyorum. Fakat yorum yapabileceğim bir konu var. Onu soracağım size. Timothy Ash. Kendisi biliyorsunuz uluslararası bir yatırımcı, yatırım uzmanı. UBS'te, RBS'te pek çok yerde, pek çok bankada danışmanlık da yaptı. Avrupa'da da çok tanınıyor. Türkiye ekonomisine de çok ilgili. Neredeyse Merkez Bankası'nın bütün politikalarını yakından takip ediyor. Günde 5 tane tweet atıyor Türkiye ile ilgili. Yani Türkiye'yi bir Türk trader'dan ya da analistten daha yakın izleyen birisi. Bugün dedi ki, Türkiye ekonomisiyle ilgili Nurettin Nebati'nin yaptığı açıklamalar tatmin edici. İlk defa duyuyorum. Bugüne kadar hep böyle kontr ve aksi yönde yani genellikle Türkiye ekonomisiyle ilgili böyle muhalif bir görüşe sahip birisidir. İlk defa olumlu ve ılımlı bir mesaj verdi. Bu acaba yani olumlu ılımlı mesaj vererek bir anlamda işlerin kolaylaşmasına yardımcı olmak istiyor olabilir mi? Bilmiyoruz bunu. Yoksa gerçekten oradaki görüşmeler çok iyi geçmeye başladı. Bunun bir yansıması mıdır? Tamamen bir şey olarak soruyorum. Herhangi bir bilgiye sahip olmadan soruyorum. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Tabii her şeyden önce böyle doğrudan iletişim fevkalade iyi bir şey. Çok önceleri çok sık yapılırdı bu biliyorsunuz diğer bakanlar döneminde. Çok uzun zamandır yurt dışıyla böyle bakan seviyesinde doğrudan iletişim kurulmamıştı. Şimdi Türkiye yeni bir model, yeni bir ekonomik model dizayn etti. Türkiye ekonomi modeli adı altında. Evet. Bunun neden dizayn edildiğini, ne hedef
hedeflendiğini, araçlarının ne olduğunu, politika araçlarının ne olduğunu yabancı yatırımcıya anlatmak gerekiyor. İçeride anlatılıyor bu çeşitli toplantılarla, işte iş dünyasıyla yapıldı biliyorsunuz, akademisyen ve ekonomistlerle yapıldı. Devam edecek muhtemelen farklı gruplarla. Yani kesinlikle iletişim çok çok önemli. Bunun yurt dışında yapılmış olmasını da ben çok kıymetli buluyorum bu arada. Çünkü birebir bir bütünlük içerisinde bir sunumla şundan ihtiyaç duyduk, bu paradigma değişikliğine şunu hedefliyoruz, şu araçları kullanacağız. Var mı sorunuz? O muhtemelen soru cevap da aldı. Onları da cevapladı. Muhtemelen Timothy Ash de bu toplantılardan birine katıldı ve izlenimlerini yazdı. Birebir duyunca ne hedeflendiğini demek ki belli ölçüde kafasındaki sorulara cevap bulmuş ve olumlu bir tweet atmış. Ben de baktım bugün, ben de şaşırdım. Dediğiniz gibi Timothy hep olumsuz yazar. Çok eleştirdi bu son dönemde Türkiye'nin politikalarını. Şimdi ama galiba sunumdan sonra kafasında farklı bir şey oluşmuş, resim oluşmuş ki böyle bir tweet atmış. Umarım bunlar yatırıma dönüşür. Yani hem doğrudan yatırım anlamında hem portföy yatırımları anlamında, her ikisine de ihtiyaç var Türkiye için. Portföy yatırımları çok çok azaldı. Bunların artması faydalı olur. Yani henüz swaplarda, yurt dışında Londra'daki swaplarda bir ilgi gözükmüyor. Yabancı yatırımcının swap kanalından onu izleyebiliyoruz aslında. Oralarda hacim, faiz çok fazla değil. İnşallah zamanla biraz daha sindirecekler, dönecekler, bakacaklar. Umarım fiziki yatırıma dönüşür. Evet, peki. Berra Hanım, çok teşekkürler. Timothy Ash, anlaşılan o ki Merkez Bankası ilişkileri düzeltmiş. Herhalde biraz da onun etkisi var. O yüzden çok uzun zamandır, 2,5-3 yıldır tek bir olumlu tweetini görmemiştim. İlk defa gördüm, ben de çok şaşırdım. O yüzden sordum size. Çok teşekkürler, çok değerli katkıda bulundunuz. Şimdi bir reklama gidiyoruz. Tektonik plakalar üzerinde bulunan ve üzerinden 3 ayrı fay hattının geçtiği Türkiye aslında bir anlamıyla tarihsiz bir ülke. Çünkü deprem kuşağında bulunuyor. Ama beri yanda bu tektonik plakalar üzerinde bulunması aynı zamanda bir zenginlik kaynağı. O da jeotermal. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Jeotermal Enerji Derneği bugün yaptığı açıklamada, eğer kaynaklar yeterince kullanılabilirse ya da seferber edilebilirse 5 milyon hanenin jeotermal enerji yoluyla ısıtılabileceğini söyledi. Bu haberle size veda ediyoruz. Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, enerji sektörünün geleceği ve jeotermal enerjinin rolüne ilişkin düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'deki jeotermal enerji potansiyeliyle 5 milyon konutun ısıtılabileceğini kaydeden Kındap, doğal gazdaki benzer altyapının jeotermal içinde yapılabileceğini kaydetti. Türkiye'nin çok çeşitli yerlerinde, özellikle jeotermalin yoğun olduğu bölgelerde ki ısıtma, konut ısıtmaları veya işte uzaktaki şehir ısıtmaları, ilçe ısıtmaları bu jeotermal kaynaklarla rahatlıkla gerçekleştirebiliriz. Yani hane başına 2000 TL'ye bugün bir jeotermal kaynaklı konutlar ısınabiliyor. Yani dolayısıyla bunun içerisinde yatırım da var. Yani o 2000 liranın bugün alınmasında yatırım da içerisinde, işletme giderleri de içerisinde. Dolayısıyla jeotermal kaynaklarla yapılacak bir yatırım da bugün Türk halkı tarafından rahatlıkla, şu anki ekonomik imkanlar içerisinde rahatlıkla yapılabilecek yatırımlar olarak olabileceğini söyleyebilirim. Enerji gibi stratejik bir alanda dışa bağımlılığın en olumsuz durumlarından biri olduğunu da sözlerine ekleyen Jeotermal Enerji Derneği Başkanı Ali Kındap, yenilenebilir enerjide kat edilen aşamanın yeterli olmadığını, destek konusundaki belirsizlikler dolayısıyla 2021 yılında yatırımların duraksadığını ifade etti. Dışa bağımlılık enerji gibi stratejik bir alanda en olumsuz şeylerden bir tanesi. Yani
Tabii geçmiş dönemde hükümetimizin de desteğiyle yenilenebilir önemli bir aşama da kat ettik. Ama görünen o ki bu kat ettiğimiz aşamalar yeterli değil. Tabii aynı zamanda jeotermal kaynaklarında ilk yatırım dönemleri biraz masraflı olduğu için desteğe de ihtiyaç var. Destek noktasındaki belirsizlik olunca aynı zamanda yeni projeler içinde 5 senelik gibi bir dönem gerekliliği ortaya konulunca bizim 2021'e girerken işte dediğim gibi yatırımlarımız gittikçe azaldı ve 2021'de maalesef durakladık. Toplantıya katılım sağlayan Zorlu Enerji CEO'su Sinan Aksa, doğal gaz fiyatlarındaki artışın jeotermal enerjinin önemini ortaya çıkarttığını kaydetti. Muazzam bir fırsat var çünkü ciddi anlamda keşifler yapıldı. Bugün 5000 megawata kadar yatırım yapma potansiyeli var Türkiye'deki yatırımcıların ellerindeki projeleri değerlendirerek. O yüzden bu konuya fokus olunması gerektiğini düşünüyoruz. Mümkün olduğunca jeotermal santrallerine yatırımın önünün açılması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle doğalgaz fiyatlarının çok arttığı bir dönemde görüyoruz ki jeotermale yatırım yapmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılıyor. Yani ne kadar fazla yatırım yaparsak o kadar doğalgazdan kurtulmuş oluruz. Yani çok net bir hesap ortada. Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz fiyatı düşük olduğu için ya jeotermal mi yapalım, doğalgaza mı yatırım yapalım tarafında biraz daha doğalgaz yatırımları ağırlık kazanmış bulunuyor. Ama doğalgazın fiyatının artmasıyla birlikte bence mutlaka özellikle şehir ısıtmalarında jeotermalin mümkün olduğunca fazla kullanılması gerekiyor. Bunun için de yeterli kaynağımız mevcut.